Fransız Kültür Merkezi'nde Eşik'te oyununun öncesinde Sera Yılmaz'la beraberiz. Nasılsın Sera Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. En büyük hayaliniz tiyatrocu olmakmış değil mi öncesinde çocukken? Evet öyleydi. Neticede gerçekleşti. İlk tiyatro oyununuz Genç Erkal Tiyatrosu ile başlıyor. O zaman adım atıyorsunuz. 1977 yılı. Evet. O zamandan bu zamana tiyatro kariyerinizde neler değişti algınızda? Vallahi şöyle söyleyeyim, o zaman Dostlar Tiyatrosu'nun yaptığı tiyatro çok politik bir tiyatroydu ama farklı bir dönemdi. Bugün tabii o kadar politik bir tiyatro yapmak artık mümkün değil. Çünkü farklı bir dönemde yaşıyoruz. O nedenle de daha değişik yönlere yöneldi tiyatro. Bir de giderek sanatlar arasındaki bölünmeler de değişti. Yani artık çağdaş sanat, plastik sanatlar, tiyatro, sinema çok daha iç içe. Örneğin Paris'te gördüğüm son oyunlardan birinde bir kamera mutlaka oynayan oyuncuyu aynı zamanda filme alıyor ve de yakın planını da bize gösteriyordu. Onun için çok farklı şeyler, daha değişik şeyler, internet ortamı, transmedya yani medya iletişim olanaklarının çok değişmiş olması da değiştiriyor tabii bizim yaptığımız işleri de. En azından bunların dağıtımı değişti. Yani sinemanın da, tiyatronun da. Çok değişti benim tiyatroya başladığım seneye kıyaslarsak. Eşik'te siz geçtiğimiz sene içerisinde Fransa'da oynadınız sanırım. Evet. Evet. Evet, bu sezon başında Ocak ayında Fransa'da oynadık. Tiyatro olarak oynadık ama bizi çok mutlu eden bir prodüksiyon olmadı. Çalıştığımız yönetmenden çok mutlu olmadık açıkçası. Oysa sevdiğimiz bir metin. Ve buraya da tiyatro olarak getirmeyi umuyorduk. Fakat onun prodüksiyonuyla baş edemedik. Şimdilik en azından. Onun için bir okuma tiyatrosu olarak yapıyoruz. Türkiye'de hayal gücü yoksunluğu vardı demişsiniz. Değil mi? Hep sanatta bakınca aslında Türkiye'deki en büyük eksiklik hayal gücü eksikliği. Vallahi ben bunu yönetmenler açısından söyledim. Çünkü şöyle bir hazır lop sevme yanı var yönetmenlerin. Diyelim ki işte sizi bir vamp kadın olarak gördülerse ondan sonra 20 tane vamp kadın rolü geliyor. Hiç kimse de size munis bir mürebbiye rolü teklif etmiyor. İşte Anayurt Oteli'nden sonra 20 tane hizmetçi rolü geldi. Çok manasız bir şey bu. Çünkü ben bir karakter oyuncusuyum ve hizmetçi de oynarım, orospu da oynarım, polis memuru da oynarım. O nedenle hayal güçlerinin kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da sinemanın hep içindeydiniz. Babanız Sinematek'in kurucusu ve başkanıydı. Nasıl bir şey, nasıl bir çocukluk hep sinemanın olduğu bir evde büyümek? Çok sinemaya götürürlerdi beni. Hem çocukken çocuk sinemasına hem de biraz da yaşımın öncesinde bir takım filmlere gittim diyebilirim. Yani annem çünkü ciddi bir sinema tutkunuydu. Bir tek babam değil, annem de sürekli haftada birkaç defa sinemaya giderdik. Ve Beyoğlu'na indiğimizde de bir Atlantik, bir Pasifik büfe vardı. Daha sonra Atlantik büfenin sahibi rahmetli Hürmüzoğlu Yunanistan'a gitmeden önce hatta ondan aldık annemle oturduğum daireyi. Biz de Pasifik büfede mutlaka bir hamburger yerdik. İlk fast food şeyleri, örnekleri. Ve Yeni Melek Sineması'na, işte Konak Sineması, artık bugün olmayan sinemalar, dikkatinizi çekerim, adını saydığım salonlar. Ve orada mutlaka film seyrederdik. Hatta bazı filmleri biraz yaşımdan erken yaşlarda seyrettirdiğini düşünüyorum annemin ama güzeldi. Şu açıdan güzeldi, annem hiçbir zaman çalışmadı. Onun için benimle çok ilgiliydi. Yani çok... kendi içinde belirli yalnızlıkları olabilen, bütün çocukluklar gibi, çünkü çocukluk zaten yalnız bir şey. Ondan sonra ama hoş bir çocukluktu. Bir de en azından İstanbul'un ne olduğuna dair bir fikrim olabildi yaşım itibariyle. Evet, çok şanslı bir çocukmuşsunuz. Evet. Sizce son 10 yıldır sinema adına yapılan en büyük gelişme hangisi? Herkes Avatar'la beraber 3D diyor ama
bu çok dışın teknolojik bir şey. Ben 3D'yi en büyük gelişme olarak görmüyorum. Evet. Benim için sinemaya ilişkin olarak sinemanın değişik dayanakları da kullanarak dağıtılması. Yani transmedya dediğimiz evet. şey. Yani sinemanın artık internet üzerinden tüm medya olanaklarını kullanarak yapılabilir olması, dağıtımının bağımsızlaşma perspektifinin ortaya çıkmış olması benim açımdan çok daha ilginç. Prodüksiyon açısından da öyle. Çünkü örneğin katıldığım bir transmedya toplantısında Paris'te Aralık ayında kendi animasyon filmini çekip bunu internette bedava seyredilmek üzere koyan, download edilmesine, indirilmesine izin veren bir yönetmen, aynı zamanda müthiş bir DVD satışı, aynı zamanda filmiyle ilişkili bir takım hatıra eşyalar, işte t-shirt, küpe falan filan yaparak bir yılda net karı olarak $70,000 kazanmış. Hiç fena değil çok bence, değil mi? Çok iyi bir rakam. Bir yandan da oyuncu olarak peki mesleğiniz gereği en acayip nerede bulundunuz? Sıra dışı, işiniz icabı? İşim icabı bulunduğum en tuhaf yerler mesela talimhanenin en tekinsiz sokaklarında çingene kıyafetiyle çekim yapıp ondan sonra çingene kıyafetiyle sabahın 3'ünde Cihangir'e kadar yürüdüm. Keyifliymiş. İki sırada hangi projeniz var sinema adına? Sultan Mutfak'ta uzun zamandır bekliyorum için alın. Çok güzel bir proje. Ben senaryosunu okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Ki çok değişik bir film olacaktır olduğu zaman. Valla onu yapabilmenin olanaklarını aramakta evet. Ümit hala. Fakat bu arada da yeni bir hikaye yazıyor. İki kişilik bir şey ve bir tek mekanda geçen. Fakat o konuda daha ben de tam brief olmadım. Yani yazdığını biliyorum. Beni düşünerek yazdığını ve ikinci biri olduğunu hikaye nedir, ne zaman çekeceğiz haberim yok. Merakla bekliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.